Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okullarından 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersinde 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim bölümlerinden ayağımızı yorganımıza göre uzatalım konusunu inceleyeceğiz. Bu bölümü birlikte öğrenmeye çalışacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak ne demek? Bunu düşünelim. Güzel bir atasözümüz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatırsak neler olur bakalım. Evet. Ayağını yorganına göre uzat. Atasözüyle insanlara verilmek istenilen mesaj nedir? Yani ihtiyacın olanı kullan, ihtiyacının dışında olan gereksiz harcamalardan kaçın. Yani tutumlu ol, tasarruflu ol demek. Para, ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız bir değişim aracıdır. Çocuklar genellikle paranın sonsuz miktarda olduğunu ve büyükleri tarafından bol bol kazanıldığını düşünürler. Oysa para kazanmak kolay bir iş değildir. Bu nedenle tutumlu olmalı, gereksiz yere harcamalardan kaçınmalıyız. Paramız çok değerlidir. Evet, tutumlu olmalı. Para harcamaya dikkat etmeliyiz. Para harcamamaya da dikkat edeceğiz. Para harcarken dikkatli harcayacağız. Mümkün olursa da parayı daha dikkatli harcamak için yapacaklarımızı kafamızda oluşturacağız. Ona göre para harcayacağız. Ayrıca paramızın tamamını kullanmayıp ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan kısmını biriktirmeye çalışmalıyız. Kazancımızın hepsini harcarsak zor günlerde ihtiyacımız olan parayı hiçbir şekilde hiçbir yerden bulamayız. Babası Neşe'ye pazartesi sabahı okula giderken hafta boyunca harcaması için 35 TL harçlık verdi. Ailenizde sizlere çoğunluk harçlık veriyor. Bir hafta bu parayı okulda kullanabilirsin diyor. Ancak Neşe okul harçlığının tamamını 2 gün içinde harcadı. Parası kalmayınca da yeniden harçlık istedi. Umarım siz böyle yapmıyorsunuz. Neşeciğim, İnsanların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır. Ancak satın alma aracı olan para sınırlıdır. Bu nedenle ihtiyaçlarını sıraya koymalı. Dikkat edin. İhtiyaçlarını istek değil. Harcamalarını buna göre yapmalı. Paranı denetimli harcamalıydın. Oysa sen hafta boyunca harcaman gereken parayı ihtiyacın olmadığı halde yeni kalemler ve silgiler alarak 2 gün içinde bitirdin. Bakın arkadaşınızın ihtiyacı yok ama bu paraları gereksiz yere harcamış. İhtiyacı yok. Babası uyarıda bulunuyor. İhtiyaçları neyse onu sıraya koy önce diyor. Bakalım Nişe nasıl cevap veriyor. Haklısın babacığım. Paramızın sınırsız olmadığını bilmeli, kendimi kontrol ederek ihtiyacım olmayan ürünleri almamalıydım. Bizim de yapacağımız bu. İhtiyacımız olmayan ürünleri almayacağız. Ancak söz veriyorum, bundan sonra harcamalarımı planlarken ihtiyaçlarımı önem sırasına koyup para durumumu dikkate alacağım. Babasının uyarısını dikkate almış. İhtiyaçlarını öne koy demişti babası. Neşe de ben bunu gerçekleştirmek istiyorum, söz veriyorum diyor. Babası Neşe'den bu sözleri duyduğuna çok memnun oldu. Ona planlı harcama yapmanın önemini daha iyi kavratmak için Neşeciğim istersen evimizin bu ayki bütçeyi birlikte hazırlayalım dedi. Bütçe hazırlayacaklar, gelir ve giderleri belirleyecekler. Bütçe paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Para kazanılıyor ama bu parayı nasıl kullanacağız? Aile bütçesiyle ise ailemizin gelir ve giderini gösteren listedir. Gelir veya kaynak ailemizin belli bir süre içinde kazandığı paradır.
Bir hizmet veya ürün karşılığı harcanan parayı ise gider denir. Bütçe gelirlere göre hazırlanır. Aile bütçesi hepimiz duyuyoruz ve aileniz de sık sık size söylüyordur bunları. Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi olmalıdır. Aile bütçemizi hazırlarken bu çok önemli. Gelir ve giderin denk olmasına dikkat etmeliyiz. Hatta biraz da mümkünse para arttırmalıyız. Sorumsuzca hareket edip gelirinden daha fazla para harcama yapan ailelerin borçlanmak zorunda kalacaklarını unutmamalıyız. Bu borç gittikçe artar çocuklar. Sonu hüsranlığa, gerçekleşen kötü olaylara dönüşebilir. Sürekli borç aldığını düşün. Gerektiğinden fazla para harcıyorsun. Artık çevredekiler sana borç vermek istemez. Borcunu ödeyemediğin için strese girersin. Önemli konularda paraya ihtiyacın olduğu zaman sana kimse yardım etmez. Bu nedenle bütçemizin giderler bölümünde ise ev kirası giderler. Çünkü evimiz kiraysa ev kirasına para veriyoruz. Paramız gidiyor. Yakıt, ısınmaydı, elektrik, su, aydınlatma, su, temizlik gibi temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Giderlere bunlar öncelik olarak değerlendirilmeli. Yoksa saçma sapan şeyler alırsak, ev kirasını, yakıt parasını, elektrik, su parasını ödemezsek çok ciddi temel ihtiyaçları karşılamadığımız için sıkıntıya düşeriz. Neşe babasının açıklamalarından sonra önündeki kağıda ailemizin aylık bütçesi yazdı. Ardından da babasıyla birlikte aşağıda gördüğünüz bütçeyi hazırladı. Ailemizin aylık bütçesi. Neşe babasıyla birlikte hazırlıyor. Babasının amacı ne? Gelirimizin ne olduğunu Neşe öğrensin diyor. Giderlerimizin ne olduğunu öğrensin diyor. Para çok gibi düşünüyor ama bir o kadar da giderimiz var diyor. Annesinin maaşını yazmış. 2100, babasının maaşı 3200. Toplam gelirimiz diyor 5300. Anne ve babasının bir ayda kazandıkları para. Bu evlerine giriyor. Peki giderler ne? Harcadıkları para. 1000 lira gidere gidiyor, kiraya gidiyor. Mutfak 1600, yakıt 300, elektrik 100, su 60 lira. Ulaşım 350, taksi 400, giyim 350, telefonu 60 lira. Eğlence 200, diğer giderler. Bakın bir evin ne kadar çok çeşitli gideri var. Toplam giderler bir ayda 4820 lira. Bu kadar para kazanıyor ama 4800 lirası gidiyor. Ne kadar para kaldı? 480 lira. Çok az. Neşe aile bütçesinde gelirlerin giderlerden 480 lira fazla olduğunu gördü. Mutlu olmuştur Neşe. Ama daha sıkıntılar var bence. Babasına bu paraya ne yapacaklarını sordu. Belki de bu parayı harcamak isteyecek Neşe. Ama babası ne diyecek bakalım. Aile bütçemize bir ay boyunca ne kadar harcama yapacağımızı tahmini olarak yazdık. Buna göre her şey beklediğiniz gibi olursa bir miktar paramızın artacağını görüyoruz diyor. 480 lira artacak. Artan paramızı harcamayıp tasarruf edeceğiz. Neşe Hanım diyor. Çünkü önümüzdeki günlerde hiç hesapta olmayan acil ihtiyaçlarımız ortaya çıkabilir. Yani hastalık gibi. Eğer bir köşede birikmiş paramız olursa beklenmedik harcamalarla karşılaştığımızda borçlanmak zorunda kalmalıyız. İşte tasarruf bu. Ayağını yorganına göre uzat. Kazancı bu, gideri bu. Buna göre dengeli harcama yapıyor ve kalanında mümkün olduğu kadar tasarruf ederek kötü günlere saklıyor. Evet, ailemizin bütçesini yaptıktan sonra babamın yardımıyla kendi bütçemi de yaptım. İyi yapmış Neşe. Yalnız benim bütçem evimizin bütçesi gibi aylık değil haftalık oldu. Çünkü babası ve annesi Neşe'ye haftalık harçlık veriyormuş. Çünkü ben harçlığımı haftalık alıyorum. Siz de böyle bir gelir gider tablosu oluşturabilirsiniz kendi bütçeniz için. Benim bütçem gelirim 35 lira. 35 lira geliri varmış. Giderine bakıyoruz. Yiyecek ve içeceğe çok para harcamış. Su, gofret, tost ve benzeri 25 lira harcamış. Kırtasiye malzemeleri ona da 5 lira harcamış. Bakmış toplam giderim 30 lira. Gelirim 35 lira. Giderim 30 lira. Kalan para 5 lira. Bu 5 lira bir hafta için
neşe biriktirme yapabilir, tasarruf edebilir. Hazırladığım gelir gider tablosunda haftalık 35 lira olan gelirimin büyük bölümünü yiyecek ve içecek harcamaları için ayırdığını görüyoruz. Neşe ayırmış. Yiyecek, bitecek. Günde ortalama 5 TL olmak üzere de okulun açık olduğu haftanın 5 günden toplam 25 lira harcayacağımı hesapladım. 5 TL'yi ise kırtasiye giderlerine ayırdım. Yani 25 lirayı yiyecek içeceğe ayırıyor, 5 liraya da kalem silgiye açacak gibi kırtasiye olarak kullanıyor. Kişisel bütçemde gelirimin giderimden 5 lira fazla olduğu görüldü. Bu da güzel. Giderimi biraz daha azaltarak bu miktarı arttırmak istiyorum. Artık Neşe de bilinçlenmiş, tasarruf yapacak. Bunun için artık öğle yemeğimi evden getireceğim. Oo, çok iyi. Böylece tasarruflarıma her gün tost için ödediğim parayı da ekleyerek çok istediğim kol saatini alabileceğim. Bakın ihtiyacını alıyor. Kol saati istiyormuş. Onu alacak. Arkadaşlar, ailenizin size verdiği harçlıklar sizin gelirinizdir. Harçlıklarınızı dikkate alarak sizler de benim gibi kendi bütçenizi hazırlayabilirsiniz. Siz de hazırlayın böyle kendi bütçenizi. Harçlığınızdan tasarruf edebilmek için neler yapıyorsunuz? Neşe'nin yaptığı gibi yaptığınızı düşünüyorum ben. Gereksiz harcamalardan kaçınarak kendi bütçenizi oluşturup tasarruf yaptığınızı tahmin ediyorum. Bir sınıfta konuşuyoruz. Siz de kendiniz sınıfınızda, arkadaşlarınızda, ailenizde bunları konuşuyorsunuzdur. Neşe kendi bütçesini yapmadan önce harçlığının bir kısmını ihtiyacı olmayan şeyler için harcıyordu. Harçlığının yetmediğini söylüyordu. Babasından harçlık istiyordu durmadan. Kendisine alınması istediği şeylerin hesabını hiç yapmıyordu. Sadece istiyor, onu alalım, bunu alalım. Eğitim ve kıyafetler için harcanan paradan habersiz olduğu için sahip olduklarını, kıymetini de bilmiyordu. Bakın eğitime ve kıyafetlere ne kadar para harcanıyor. Hiç oralı bile değil. Ama artık gelir ve giderler belirlendikten sonra babasıyla bütçe yaptığı için fark edebiliyor. Neşe kendi bütçesini yapmaya başladıktan sonra yemeğini evden götürerek gıda masrafını azalttı. Bakın tutum başladı yiyecekte. Çok istediği saati almak için para biriktirmeye başladı. Tasarrufun devamı. Ders araç gereçleri, kıyafetleri ve diğer eşyaları için bütçede ayrılan payın farkına vararak onları sahiplenmeye başladı. Fark etmek, harcamaları fark etmek. Her gördüğünü isteme alışkanlığından vazgeçti. Bu sizin için çok daha önemli. Her gördüğünü istemeyeceksin. İhtiyacın olanı isteyeceksin. Biliyor muydunuz? Bireylerin bütçelerini yapıp doğru yönetebilmeleri önemli bir beceridir. Gelirlerin akıllıca ve en çok fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelen bu beceriye finansal okur yazarlılık adı verilir. Yani gelir ve giderini dengeliyor ve bunu değerlendiriyorsan finansal okur yazar kabul ediliyorsun. Neşe artık finansal okur yazar olmuş. Güzel bir etiket. Ben finansal okur yazarım diyoruz. Arkadaşlar, aile bütçemiz hazırlanırken anne babamıza yardımcı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı bütçemizde bizim için ayrılan parayı dikkate alarak belirlemeliyiz. Sorumluluk duygusuyla hareket ederek zorunlu ihtiyaçlarımıza öncelik vermeli. İhtiyacımız olmayan şeyleri satın almamalıyız. Bir saati var, bir tane daha saat istiyor. Başka bir renk saat alayım diyor. Yok, gerek yok. Gıda maddelerini yiyeceğimiz kadar almalı, israf etmemeliyiz. İsraf boşa harcamak demektir. Kalemlerimizi boş yere harcamamalı. Elbise, ayakkabı, defter, kitap, dergi, sözlük ve ansiklopedilerimizi temiz tutmalıyız. Her şeyi temiz tutarsak bunda da tutum yapmış oluruz. Bu eşyalarımızı bizden sonra kardeşlerimizin veya başka öğrencilerin de kullanabileceğini unutmamalıyız. Ben eskiden paramın bir kısmını gereksiz yere harcıyordum. Ama artık davranışlarımı kontrol edebiliyorum. Almak istediğim bir şeyi görünce
Öz denetim becerimi kullanıyorum. Öz denetim. Kendini denetliyorsun. Öz, kendin. Öz denetim becerisi. İstek mi, ihtiyaç mı diye kafamda tartıp biçiyorum. 10 saniye kuralını uyguluyorum. 10 saniye düşünüyorum. Bu benim için istek mi, ihtiyaç mı? Eğer ihtiyaçsa alabilirim. Ama istekse almaktan vazgeçiyorum. Biz buna öz denetim diyoruz. Alışveriş yapmadan önce 10 saniye durup düşünüyorum. İhtiyacım olmayan ya da bütçemde yer vermediği bir ürünü satın almayıp yerine bırakıyorum. Evet, bütçe yapma alışkanlığının insana sağlayacağı yararlar neler olabilir? Bunu da birlikte düşünelim ve bunun sonucunda da diyelim ki bütçe yapma alışkanlığını kazanan insanlar hayatlarını daha rahat, daha mutlu bir şekilde geçirirler. Gereksiz harcamadan kaçınarak tasarruflarını arttırabilirler. Evet, dersimizin bölümü burada sona erdi. Hepinize iyi günler.